Günaydın. Çok çirkin gözüküyorum. Çok çirkin gözüküyorum. Ama yapacak bir şey yok çünkü çok açım. Allah'ım yüzüm aşırı lekeli durmuyor mu? Neyse olay bu değil. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra bugün TYT fen çalışacağız. Şimdi tostumuzu yapıyoruz. Bakın burada o kadar çirkin gözükmüyorum aslında. Telefonumu almaya geldim. Hayır hayır çok çirkinim. Tostun yanında en güzel ne gider? Ev yapımı çilek reçeli. Bakın arkama ışığı aldığım zaman yüzümdeki lekeler daha iyi gözüküyor. Yani daha gözükmediği için daha iyi gözüküyor. Kahvaltımı yaptım. Yani yemedim ama yaptım. Şimdi bunu yiyeceğim. Video falan izleyerek işte. Bu detayı niye verdim onu da bilmiyorum. Esma çok acıktım zaten. Tipimden belli oluyordur. Ondan sonra banyo yapacağım. Banyo yaptıktan sonra derse geçeceğim. Selam. Ben şimdi banyo yaptım. Üstümü giyindim. Odamı toplayacağım. Odamı topladıktan sonra dersime geçeceğim. Şimdi derste bugünkü planımda neler yapacağımı size hemen anlatayım. Bekleyin. Ajandamı alıp geleyim çünkü çok hatırlamıyorum. Geldim. Şimdi bu hafta yapmam gerekenlerde bir günü eksik yaptığım için yani o günü tamamlamadığım için hepsi birbirine karıştı. Dün yapmam gerekenlerle bugün yapmam gerekenleri bitirmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle bitiremeyeceğim ama bitirmeye çalışacağım. Şimdi fizikten ısı sıcaklığı bitirmem lazım bugün. Eğitim vadisinden konu anlatımını okuyup sorularını çözeceğim. Ondan sonra aradan da bitireceğim. Ondan sonra biyolojiden canlılar dünyasının konu anlatımını okuyacağım yine eğitim vadisinden. Ondan sonra yine arıdan o da burada yanımdayken çıkartayım. Yine arıdan sorusunu çözeceğim. Çok sorularım birlikte. Bunun soru çözüm videoları var diyebiliyorum. Yoksa da okulda şey yaparım. Öğreneceğim artık yapacak bir şey yok. Ondan sonra kimyadan ise kimyasal etkileşimler ve maddenin hallerini Eğitim Vadisi'nden okuyup sorusunu çözeceğim. Bugün yapmam gerekenler bunlar az gözüküyor ama madde olarak baktığımızda çok fazla. Şu dününkü, bu da bugünkünün yapmam gerekenleri. Büyük ihtimal bugün bitiremeyebilirim ama elimden gelenin en iyisini yaptığım sürece o gün verimli geçecek. O yüzden üzülmeyeceğim, sıkıntı yok. Böyle. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Neden uzun zamandır video atmıyorum? Şu aralar hayatım o kadar iğrenç gidiyordu ki yani bir sürü şeyler oldu. Video çekecek enerjiyi kendimde bulamadım bir. Ders çalışmak için kendimde olan motivasyonu bulamadım. Ve size nasıl motivasyon edeceğim değil mi? Yani o yüzden yine video çekmedim. Sonra sosyal çevre olarak bazı sıkıntılar yaşadım. Yani bir şeyler adapte olmaya çalıştım. Böyle 12. sınıf olmaya çalıştım. Hani sosyal çevreden kastım işte bu. Sonra hani dışarı çıkmak istiyorum ama ders çalışmam lazım. Bunun vicdan azabını çekiyorum. Bu tarz şeyler falan oldu. Niye böyle 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 yapıyorum? Hani size kuru falan mı yapıyorum? Bilmiyorum. Tamam şimdi ben odamı toplayacağım. Odam biraz fazla dağınık. Burada sonra çalışma masam dağınık. Yataklar dağınık. Bunları toplayayım geleceğim. Şimdi size before after yapacağım o zaman. Buralar yataklar. Ablam yatağını toplamıyor. İyi bir kardeş olarak ben topluyorum. Bu var. Bu benim yatağım zaten. Masa yine toplu. Çok dağınık değil. Burada çanta. Burada bir tane çanta. Islak mendil. Bornoz. Şurada kitaplar. Ve ben. Spotify'da yanlışlıkla bir şey tıkladım ve böyle çalmaya başladı.
dün çalıştığım saat. Şimdi bugün de yapacağım, kronometre yapacağım. Bakalım. 7 saat. Hedef 7 saat. Sıcaklığı bitirdim. 22 Temmuz'da bitirmem gerekiyor. Bu dünün şeydi aslında ama bugün bitirdim. Bugün 23 Temmuz. Size yaptığım yerleri de göstereyim. Buradan şu son 4 soru kaldı. Bunu da aradan sonra yapacağım. Arama da 2'de geçeceğim. Çalışırken şu notları falan da çıkardım. Bu etkinde buraları yaptım. Şimdi ısı sıcaklığın bu kitapta bitmesine bu ve burası kaldı. Şu ana kadar yaklaşık 2,5 saat çalıştım. 1 saat ara vereceğim. 1 saatlik aradı işte, bu masamı birazcık toplarım. Ama en önemli şey yemek. Çok acıktım. İki tost beni 2,5 saat önce tuttu. Yemek sipariş ettim. Bakın size ne anlatacağım. Adam beni aradı. Kapıyı açar mısınız? Ben aşağının kapısı sandım. Sonra ben kapıya gitmiştim açmak için. Acaba hani adam asansörden çıktığında beni görsünler, kapıyı açtım. Baktım adam karşımda. Zaten sesiniz geldi falan dedi. Telefona karşı. Ben zaten kapıyı açmıştım. İşte sonra adam bana ben kapıyı kapatmaya yöneldi. Sonra dedim ay ben parayı vermeyi unuttum. Adam da öyle diye kaldı. Ay çok utandım. Ama yapacak bir şey yok. Çok açım. Açken beynim çalışmıyor. Özür dilerim. Bu arada bu sipariş ettiğim yerde 200 metre uzaklık hani var yok o kadar. 200 metre. 2 metre. 2 metre de değil canım. 2 metre yani şu kapının boyu. O kadar değil. Pardon. 200 metre. 200 saat. 200 metre. Evet. 200 metre falan var yok. İşte ben yemek sipariş ediyorum. Ki hani restoranın sahibi zaten bizim binada oturuyor. İşte ben yürüyerek gitmiyorum, yemek içinden sipariş ediyorum. Üşengeçim. Ne sipariş ettim? Tabii ki de lahmacun. Of, acısını çok fazla koymuşlarım. Umarım iyi olmaz. Durum güncellemesi. Dışarı çıktık. Saat 5 gibi, 6.30 gibi. Saat 9.30 gibi de eve geldik. Şu an saat kaç? Saat 10'a 15 var. Yani 9.45. Hiç yapasım yok. Hiç yapasım yok. Ama bugün çok az bir şey yaptım. O yüzden yapmam lazım. Videoyu editliyordum ve o videodan sonra ertesi güne geçmişim demek ki çalışmamışım. Allah'ım süper bir YKS öğrencisiyim. Artık YKS öğrencisiyim. Bugün sınavlar açıklandı. Artık resmi olarak 2021 bitti. Herkese günaydın, günaydın. Umarım sesim geliyordur. Sabah fizik çalışmamı bitirdim. Bugün yapmam gerekenler aslında farklı olacaktı. Fakat bu hafta içinde genel olarak biraz eksiklerim var. O yüzden bugünün ilk önce amacı hafta içindeki eksiklerimi bitirmek. Ve hafta içindeki tüm fizik eksiklerimi kapattım.
İyi. İki etüt yaptım. Şimdi yemek için salata malzemesi falan gerekiyormuş işte. Onu almaya gidiyorum. Kolyelerimi bu arada kendim yaptım. Bitirmek. Ne yapıyorsunuz? Şu an sanki görüntü kalitesi çok düşükmüş gibi geldi. Bence kameramı silmem lazım. Bir dakika. Her neyse çok da önemli değil. Siz beni yani Samsung kameramla video çekerken de izliyordunuz. O yüzden bugünler çok duygulandırıcı benim için. Bir şarkı tavsiye gittim ve neler aldım size göstereyim. Limit'in 3 tane el kitabını aldım. Sosyal. TYT sosyal netlerimi arttırmamışım. Bu arada iğrenç bir ses çıkıyor. Her neyse. TYT netlerimi arttırmak istiyorum sosyalden. O yüzden bunları servise giderken falan okurum. İçine de baktım. İçi çok güzel bence. Bakın. Aşırı güzel. Böyle içinde boşluk doldurma da vardı. Bu din kültürüyle felsefenin biri olması da ayrı bir güzel olmuş. TYT netlerimi arttıracağım bu hafta. Bu arada bugün cumartesi. Bu hafta işte neydi onun adı? Cuma günü TYT denemesi olacak. O gün vloglarım. TYT denemesi. Deneme öncesi, deneme sonrası neler yapıyorum tarzı bir video çekerim. TYT netlerimi de söylerim. TYT netlerimi arttırmak istiyorum. Normal çok düşük değil. 70 falan geliyor. Ama 80 yapmak istiyorum. 80-90'a çıkmak istiyorum artık. Şöyle iki tane post-it aldım. Normalde ben plastik seviyorum. Şöyle. Ama yıkanmamış. Ben de yıkarım. Tamam dedim. Ve silgi aldım. Silgiyi de ben Pentel seviyorum ama o da kalmamış. Dönemin başında gelir. Dönem kırtasiyeliler için Eylül. Öğrenciler için de aslında öyle. Her neyse ben de bunu almaz. Bunu çok seviyorum. Çünkü çabuk kopuyor ama. Koparttım. Yapacak bir şey yok yine yani. Silgim bitti. Baksanıza. Bunların hepsini toplam 100 lira verdim. Bu kadar diyecek başka bir şeyim yok. Biyoloji çalışacağım. Bugün az çalıştım. Dün de az çalışmıştım. Ama olsun her gün en azından çalışabiliyorum. Çünkü bazen hiç çalışmadığım gün oluyor. Böyle mesela bir gün çok çalışma, öbürsü gün, sonraki gün, diğer günü hiç çalışmadığım vakitler oluyor. Olsun bırakmadan yine de az çalışıyor olmam. İyi. Gelişme gösteriyorum bence. Bakterilerin bölünerek üreme sırasında mitoz bölünme gerçekleşmez. What? Doğrunun bilgiliğini araştırmaya gidiyorum. For my subscribers. Bir dakika. Doğru mu telaffuz ettim? Her neyse şu konumda değil. Biyoloji öğretmenime sordum bakalım. Ne zaman cevap verirse. Öğretmenimden yanıt geldi. O mitoz bölünme gerçekleşmez, doğruymuş.
Bakterilerde kromozom oluşumu olmadığından onların bölünmesine amitoz bölünme denir. Bölünerek çoğalma ifadesi kullanılırmış. Yani bu hata değil, ben ilk defa duydum. Şaşırdım yani. Aslında kromozom oluşumu olmaması mantıklı geldi. Çünkü zaten DNA'ları ökaryot canlılara göre farklı, böyle halkasal bir DNA. Neyse, ders anlatım kanalı değil burası ama yine de sizi bilgilendirmek istedim. Böyleymiş. Bitkiler alemini işliyorum. Bitkiler alemi biraz fazla karışık. Protistalardır, arkelerdir falan. O yüzden şöyle hepsini bir arada görebileceğim bir not kağıdı çıkardım. Instagram'dan paylaşmayı düşünüyorum böyle hayvanı falan da yaptığımda. Şu an itibariyle notları yayınlamış bulunuyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde zaten yayınlanmış olacak. Bu paylaştığım notları da öne çıkartmalarıma sabitledim. Oradan bakabilirsiniz. SS alırsınız, büyütürseniz daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bir sürü notum olduğu için hepsini tek tek paylaşamazdım. O yüzden 4 parça şeklinde attım. Şöyle. Beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz. Takip edebilirsiniz. Onu diyecektim. Belki şey de yaparım. Bu bakterileri, arkeleri falan birlikte aldım, bir böyle bir sayfa yaparım. Hepsi bir arada mı? Şu dolabıma asarım ki böyle görürüm, hani böyle aklımda kalsın. Çünkü çok fazla şey var. Karışık, böyle dallı dallı görüyorsunuz. Bakalım, bir saat daha falan çalışıp, yani bir 50 dakika daha çalışıp günü kapatmayı düşünüyorum. Bu arada arıdan sınıflandırmada bayağı soru var. Şu ayırdığım kısım kalınlığını görüyor musunuz? Bu ayırdığım kısım full sınıflandırma ile alakalı sorular. Elektrikler kesildi ya, doğal olarak bilgisayar da kapandı çünkü masaüstü bir bilgisayar. O yüzden kronometrede bir bir dakika. Tamam, kurtardım. Okey. Sıkıntı yok. Bilgisayarı kapattım. Bu kullandığım kronometre uygulaması da böyle, mesela bilgisayarı kapatsam, kaç gün sonra açsam da
En son nerede kaldıysam devam ediyor. Ama bir açtım hani şöyle gözüktü. Ki hani 5 saat çalışmadığımı biliyorum çünkü en son baktığımda 3,5 falan saatte. Bu etütümü tamamladığımda 4 saat olması gerekiyordu. Ki ben hani 2 etüt çalışıp üstüne 3,5 saatlik bir 3. etütüm olmadı. Yani hata verdi. Ama hani bilgisayar kapatılınca böyle bilgisayar doğru şekilde kapatılmayınca şu kenarda bir şey çıkar ya. Oraya bastım ve tata kurtarmışım. Son etütüm 1 saat 5 dakika olmuş. Burasının 1 saat olması çok sinirimi bozuyor. Hiç böyle görmeyi sevmiyorum. Hani böyle 1 saat olmayacak. 59 dakika olsun varsın ama 1 saat olmasın. Hiç hoşuma gitmiyor. Bakteriler aleminde yazdım. Burada da bitkiler alemi var. Geriye arkeler, mantarlar ve telefon düştü bir şey olmadı da. Ay sesten ödüm koptu. Arkeler kaldı, protistalar kaldı, bir de mantarlar kaldı. Mantar yani yaptığım konu anlatımına göre. Geriye kalan hayvanlar için de konu anlatımını okumam gerek. O da son köy. Son köy full hayvanlara ayrılmış. Yani hayvanlar alemi bayağı geniş. O büyük ihtimal bir kalıda sığmaz bence. Bence sığmaz. Çünkü omurgalıydı, omurgasızdı. Yok sonra balıkların çok var. Çok var. Öyle. Ama bugün artık çalışmam. Bugün 4 saat 11 dakika çalışmışım. Şu masamı toplarım. Şöyle göstermem daha mantıklıydı. Masamı falan toplamam lazım. Çok şey. Pis, karışık. Ondan sonra yatarım. Belki kitap okurum. Şu anki okuduğum kitapları göstereyim size. Aynı anda iki kitap okuyorum. Aslında çok sevmem aynı anda okumayı ama bu ikisi zaten aşırı farklı konular olduğu için sıkıntı yok. İlk başladığım Secret. Bu kitap çekim yasasıyla alakalı şeyleri anlatıyor. Öyle. Güzel bir kitap. Böyle umut dolu oluyorsunuz hayata karşı. Benim ihtiyacım olan şeylerdi bu aralar. O yüzden okuyorum. Ve diğer bir okuduğumsa Bülbül'ü Öldürmek. Bunu tarihçimizden duydum. TYT kampına gelen okuldaki. Ve okumak istedim. Bir de çocuk adına yazılmış. Çok kitapları çok seviyorum. Çok masum oluyor ya. Çok tatlı oluyor. Sizlere görüşürüz. Bay bay. Diğer videoları da izleyin. Abone olun. Like atın. Yorum atın. Ne yaparsanız yapın. Videonun sonu burasıydı. Umarım motive olmuşsunuzdur. Yani benim için önemli bulduğum şey videoyu beğenmeniz. Beğenmediğiniz kısımları yorumlarda belirtmek ki diğer videolarımda bunu düzeltebilirim. İster like atın atmayın çok durumunda değil yani. Like'ın ne işe yaradığını açıkçası çok bilmiyorum yani. Ekstra bir para kazandırmıyor herhalde. Kazandırıyorsun da ne yapayım ya. Ona da kalmadım. Ama abone olursanız sevinirim. Abone olunca çok mutlu oluyorum. Güzel yorum yapılınca da çok mutlu oluyorum. Ama öyle böyle şey oluyor ya. Videonun arasına arkadaşlar videoyu şu an durdurup like atmayı, yorum atmayı unutmayın falan. Uf, çok sıkılıyorum. Çok itici geliyor. Ne yaparsanız yapın işte. Böyle de çok ben çok kabam. Konuşamadım. Böyle de ben çok mu kaba oldum acaba? Neyse bu kadardı video. Bay bay. İyi geceler. Ben masamı topluyorum. Aa, masamı toplarken aslında çekebilirim. Ama şarjım da az kaldı. Bilmiyorum. Kafama göre. Thank you.